Bu 14'ler neydi? Niçin yollandılar? Şimdi 14'ler bir defa 27 Mayıs'ı yapan Milli Birlik Komitesi. Tabii bu bir 38 kişilik bir Milli Birlik Komitesi idi ama arkasında çok önemli bir halk desteği vardı, aydın desteği vardı, basın desteği vardı, üniversite desteği vardı, halk desteği vardı. Bu destekle faaliyete geçtiler. 27 Mayıs'ı gerçekleştirdiler. Bana göre olmasa daha iyi olurdu. Ama durup dururken de olmadı. Siyasi iktidar 27 Mayıs'ı bence hazırladı. Yani 27 Mayıs kendiliğinden olmadı. 27 Mayıs bir hafta önce bazı tedbirler alınsaydı veya alınmış tedbirler usulünce bildirilseydi 27 Mayıs zaten olmazdı ve olamazdı. Bugün de ordu gelecek, işte müdahale edecek, bekleyenler var, hatta bunu isteyenler var. Niçin biz orduyla işimizi görmeye çalışıyoruz? Bugünden bahsedelim, biz geçmişten bahsedelim. Evet, evet. Şimdi 14'lere gelince 27 Mayıs genel olarak çok kısa sürede iktidarı sivillere devredeceğini vaat etmiştir ve bu vaadini de tutmuştur. Bu niteliğiyle de dünyadaki belki ilk ihtilal hareketi olduğu söyleniyor. Ben araştırmadım ama bu söyleniyor. Doğru da olabilir. Gerçekten iktidarı bırakmışlardır. Anayasa yapmışlardır. Güzel bir anayasa yapmışlardır. Keşke o anayasa değişmeseydi veya 12 Eylül'le tamamen kaldırılmasaydı. Bugün de insanlar biliyorsunuz anayasa yapmak istiyorlar ve 27 Mayıs'tan ders almamış gibi de görünüyorlar. 27 Mayıs genellikle iktidarı sivillere devretmeyi düşünmüş ve bununla ilgili adımları atmış ve gerçekleştirmiştir. Ama 14'ler dediğimiz bir bölümünün, bu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi içindeki bir bölümün daha uzunca bir süre Türkiye'de kalarak, seçim yapmayarak, iktidarı devretmeyerek Türkiye'ye daha bir şekil vermeyi tasarladıkları söyleniyordu. Zannederim bu büsbütün de gerçek dişi olmasa gerek ki, arkadaşları onları bir gece ansızın paketlediler ve yolladılar. Ha onlar yollamasaydı ne olacaktı? Bazı iddialara göre onlar yollamasaydı 14'ler o kendilerini öbürleri yollayanları göndereceklerdi. Ya ama, da belki bir çatışma çıkacaktı. İşte ama bu da biraz hep söylenir. İhtilal kendi çocuklarını yer. İhtilal neticede kendi çocuklarını yemiştir. Ama bu 14'ler de Türkiye'ye gelmişlerdir daha sonra. Partiler kurmuşlardır, partileri ele geçirmişlerdir, lider olmuşlardır ve Türkiye'nin siyasi hayatında da etkin roller oynamışlardır. İsim vermeye gerek yok. Herkesin Alparslan Türkeş. Zaten mesela Alparslan Türkeş. Bugün de kendisinin işte Ankara'nın belli bir yerinde, seçkin bir yerinde kabri var. Allah rahmet eylesin. Ona inananlar var. Onun davasını sürdürenler bugün Türkiye'nin üç büyük partisinden biri olmuşlardır. Ve gerçekten de kendilerini kabul ettirmişlerdir. Bugünkü ortamda da önemli bir misyonları olduğunu hep birlikte görüyoruz. 14'ler hareketi doğrudan doğruya daha çok Gregory Petrov'un Beyaz Zambaklar Memleketi kitabının etkisinde kalmış insanlardı. Ben bunları birebir yaşadığım için biliyorum. Bize Vatan Gazetesi'nde 27 Mayıs'ı yapan Milli Birlik Komitesi üyeleri zaman zaman gelirlerdi. Bunların içinde çok genç, gerçekten çok büyük idealleri olan, hatta 20'li yaşlarında kurmay yüzbaşı olan insanlar vardı, subaylar vardı. Son derece iyi niyetli insanlardı. Onlar ve onların çocukları da bugün Türkiye'nin siyasi hayatında rol oynadıklarını görüyoruz. Ve bundan da açıkçası mutluluk duyuyorum ben şahsen. Peki abi tekrar 27 Mayıs'ın öncesine dönersek, 14'leri çok sordukları için onu sordum. 27 Mayıs öncesindeki Türkiye'de pozisyon anladığım, bildiğimiz kadarıyla, sizin de vurguladığınız kadarıyla bir baskı rejimi var. Evet. Yani demokratik yollarla elde ettiği iktidarı demokratik olmayan yollarla ya da demokrasinin etrafına böyle bir çember örerek korumaya çalışan bir iktidar var. Evet. Buna karşılık seçim kazanmak neredeyse mümkün değil. Çünkü seçimlerde bile bir takım şeyler oluyor. İşte sandıklar oradan oraya naklediliyor, itirazlar oluyor, tabii. Sandıklar yakılıyor, sandıkların koyulduğu okulların, postanelerin yakıldığı oluyor. Bir takım böyle seçime karşı da bir güvensizlik var ve sizin az önce söylediğiniz gibi Adnan Menderes'in ben bu ülke için bunca iyi şey yaptım,
Niye benim değerimi bilmiyorlar? Bir, iki, ben bu ülkeyi bu ehil olmayan ellere bırakamam. Ben bu ülkeyi o kadar seviyorum ki ben yönetmeliyim gibi bir tarzı var. Aynen öyle. Aynen. Ne yazık ki öyle. Peki bütün bunlar olurken bunun dışında Türkiye'de neler oluyor? Yani işte öğrenciler ayaklanıyor. Az önce bahsettiğiniz üniversiteye karşı Adnan Menderes, üniversite tepki gösteriyor bu duruma. Üniversiteye karşı bir tavrı var. Askerin bir bölümü tepki gösteriyor. Askere karşı bir tavrı var. Yargıya karşı bir tavrı var. Basın gösteriyor. Basına karşı bir tavrı var. Basına karşı bir tavrı var. Evet. Peki bu arada ordunun durumu ne? Ya şimdi darbe olmayacağına inanıyor Adnan Menderes. Yani aklına bile getirmiyor daha doğrusu böyle bir olasılığı. Hatta bir sözü vardır onun. Ya ihtilal olacak falan diyorlar da bu mu ihtilal diyor. Bu mu ihtilal sözü Adnan Menderes'in çok meşhurdur. Galiba bu şöyle bir olayla ilgili oldu. İsmet Paşa'yı bir yerde bir manga asker askeri düzenle karşıladı. Bir seyahate çıkışta veya dönüşte. Şu anda tam hatırlayamıyorum. Dediler ki bak böyle bir şey yoktu. İsmet Paşa'nın karşılanması söz konusu değildi. Bu bir ihtilal hareketidir dediklerinde de bu mu ihtilaldi? Çünkü gerçekten bir manga asker onu karşı yapmıştı. Onore etmişti, karşılamıştı. Böyle bir şey yoktu. O belki manga kumandanının bile haberi olmadan askerin İsmet Paşa'nın tarihi kişiliğine, kahraman kişiliğine, Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı Atatürk'ün en yakın arkadaşı olma kişiliğine duydukları bir saygıdan ileri gelen bir davranıştı diye düşünüyorum. Adnan Menderes her şeyi küçümsüyordu. Ama ben buradan Fatih izin verirse şuna geçmek istiyorum. Adnan Menderes'in ihtilal önceki tavrında çok ciddi bir değişiklik oldu. Bilhassa 1959'un Kasım Aralık aylarından sonra. Bunu bana sordular. Birçok yerlerde bu konuşuluyor. Adnan Menderes biliyorsunuz biraz geriye gidersek çok olumlu bir şey yapmıştır Fatih Rüştü Zorlu ile beraber. Kıbrıs meselesinde ağırlığını koymuştur. Ve bugün hala bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa Londra ve Zürih anlaşmaları sayesinde bu sağlanmıştır. Menderes bu konuda hatta hayatında tehlikeye atmıştır. Ölümden dönmüştür biliyorsunuz. Londra şeyinde uçağın içinden çıkmıştır. Böyle enkazın arasından ormanda yürümüştür. Bir İngiliz karı kocayı bulmuştur. I'm the Turkish Prime Minister diyerek kendini takdim etmiştir. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. Telefon edilmiştir. Hatta bu seyahatten dönüşte de Ankara Garı'nda çok enteresan bir şey oldu. İsmet İnönüoğlu karşılamaya gitti. Ve bu o zamanki basında ben çok iyi anımsıyorum. O zamanki basında bu iki parti arasındaki buzların çözüleceği, karşılıklı, daha anlayışlı bir havanın yaratılacağı ümidini yaratmıştık ki bu ne yazık ki gerçekleşmedi. Demokrat Parti sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrından şikayetçi oluyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de benim görevim muhalefet, ben sana muhalefet edeceğim elbette diyordu. Buna karşılık Adnan Menderes biliyorsunuz tabii belki o emirleri kendisi vermedi. Bir takım şeylerle zaten bir düşüş sürecine girmişti. Bunda 6-7 Eylül'ün de çok büyük rolü oldu. Yani 6-7 Eylül kontrol dışına çıkmış bir hareketin ürünüdür ve Türkiye'nin bir takım insanlara yüz milyonlarca dolar tazminat ödemesine yol açmıştır. Adnan Menderes'teki bu davranış değişikliğini zaten asabi bir insandı. Zaten böyle uygar yanıyla toprak ağası yanının sürekli olarak birbirine karıştığı, çocukluğunda verem olmuş, askerlik görevini yaparken geri çağrılmış, yalnız büyümüş. Dolayısıyla problemli bir çocuktu. Ama değerli bir insandı ki Atatürk onu aldı Aydın Belediye Başkanlığından, parlamentoya getirdi. Hukuk Fakültesi'nde Ankara'da okumasını sağladı ve sonunda da başbakan oldu. Türkiye'nin de önemli bir başbakanı oldu. Tarihe geçmişte bir insandır. Bütün kusurlarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla birlikte. Bugün mesela ben şöyle bir baktığımda Adnan Menderes karizmasında son yıllarda bir adam hemen hemen göremiyorum. Gerçekten Adnan Menderes iyi yetişmiş, İngilizceye hakim, bir burjuva çocuğuydu, iyi okumuştu. Zeki bir insandı. Çok da başarılı olmaya adaydı. Oldu da başarılı. Yani Türkiye'de her şeye rağmen... Ama galiba başarısından sarhoş oldu. Efendim? Başarısından sarhoş oldu sonra galiba. Başarı sarhoş oldu galiba. Başarı sarhoş oldu ama o başarı onda. Zannederim bu siyasi hayatta zaman zaman insanlarda görünüyor. Yani öyle bir noktaya geliyorlar ki ben olmasam olmaz şeyine
kendilerini kaptırıyorlar. Bugün de buna benzer şeyler yaşıyorlar. Bir adam çıkıyor, bir büyük partinin başına geçiyor. Mesela devrim başbakanı, bunu söylememde herhalde bir sakınca yok. Onu tebrik edip de bundan sonra sizinle daha iyi ilişkiler içinde olalım diyeceğini, onu böyle son derece küçük gören davranışların içine giriyor. Neden böyle oluyorlar? Neden kendilerini farklı görüyorlar?